büyük günahlarının kefaret olması için 61 orucuna başladım diyor. Büyük günahlar için 61 oruç yok, öyle bir şey. O orucun cezası. Ramazan ayında hiçbir sebep yokken, hasta değil, usta değil, neyse sıkıntısı yok, bir şey yok, bile bile niyetlenmiş olduğu orucu bozmanın cezasıdır 60 gün. Yoksa büyük günahların karşılığında kefaret olarak 60 gün oruç tutulur diye bir şey yok. Büyük günahsa aynı şekilde tövbe istiğfar edecek. Tövbesi o günaha bir daha düşmeyecek şekilde. Peki tövbe ettiği günahlar içerisinde kul hakkı varsa önce helallaşacak. O hakları gidecek. Efendim hak sahipleri ölmüş. Eğer bu maddi bir aynı şekilde adam parasını çarptım veyahut da malını aldım, o zaman bunların bedelleri fakire verilecek. Sevabı onlara gönderilecek. Ondan sonra tövbe istiğfar edilecek. Hayatta ise gidilip verilecek ve helallaştırılacak. Ondan sonra tövbe istiğfar edilecek. Yani büyük de olsa küçük de olsa samimiyetle tövbe etmek. Hatta kitaplarda tövbeyi nasuh diye geçiyor. Bazıları senelerdir, mesela daha önce Türkiye Gazetesi'nde biz çalışırken, o dini sayfanın hazırlandığı serviste çalışırken, o zaman da sık sık sorarlardı. Nasuh isminde birisi varmış, o tövbe etmiş de oradan kalmış bu tövbeyi nasuh. Ya alakası yok. Nasuh kelimesi aynı şekilde Arabi bir kelimedir. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor tövbeyi nasuh diye. Nasuh isminde birisi tövbe etti demiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ne demek olduğu da müfessirlerce açıklanmış ve fıkıh kitaplarında geçmiş. Ne demek tövbeyi nasuh? Yani bir günaha öyle bir tövbe ediyor ki bir daha da ona geri dönmüyor. Tövbe-i nasuh diye buna denir. Öbürüsü İmam-ı Gazali Hazretleri'nin ifadesiyle o zat buyuruyor ki tövbeleriniz tavuğun tövbesi gibi olmasın. Peki tavuk nasıl tövbe eder? Yaratılış itibariyle hayvancağız darı yiyor, buğday yiyor. Bu yazın baharla beraber işte hayvanlar yavaş yavaş yaz mevsiminde büyükbaş hayvanlar attır, ondan sonra eşektir, öküzdür, sığırdır. Bunlar aynı şekilde darı yiyor, taneler kalıyor şeyin içerisinde, dış kısım içerisinde. Hemen gidiyor o dışkıları gagasıyla şey yapıyor, onları alıyor, yiyor. Yedikten sonra tabii gagası pis olduğu için gidiyor ota böyle sürüyor, temizliyor. Tövbe, 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 tövbe diye sürüyor. Fakat iki dakika sonra başka bir necaset görünce gene dalıyor. Onun için İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki tövbeniz şeyi gibi olmasın. Tavuğun tövbesi gibi olmasın. Kitaplara bu ifade geçmiş. Adam mesela içiyor, tövbe ya bir de içmeyeceğim. İki saat sonra gene içiyor. Olmadı bu. Yani tövbe demek, yani bir günahtan tövbe ettiğin zaman ona bir daha dönmemek demektir. Buna nasuh tövbesi denir. Efendim olmuş mu böyle? Olmaz mı? Fuday bin Nihat Hazretleri eşkıyaydı. Bir tövbe etti bir daha dönmedi. Ondan sonra Bişi Hafi Hazretleri içiyordu meyhanede. Çıkmazdı. Bir tövbe etti. Bir daha ağzına koymadı. Habibi Acem Hazretleri tefecilik yapıyordu. Bir tövbe etti, bir daha geri dönmedi. Bunun gibi. Mesela Eshab-ı Kiram Aleyhisselam Efendimiz'in çoğu müşrikti. Çok yanlış şeyler yapıyorlardı müşrikken. İman ettiler, geçmişe bir tövbe ettiler, bir daha da ona dönmediler. Buna nasuh tövbesi denir, buyuruluyor kitaplarda. Bu sebepten dolayı, hani büyük günah da olsa, küçük günah da olsa, efendim ben 60 gün oruç tutuyorum kefaret olarak, bu da böyle bir sin değil. O işten samimiyetle tövbe istiğfar etmesi lazım. Yoksa günahlar için değil. Ha şöyle olabilir. Sadaka verir. Ondan sonra gider helallaşır. Salavat-ı şerife getirir. 3 gün oruç tutar. Ondan sonra elini kaldırır. Ya Rabbi ben tövbe ettim. Bana tövbemi bozdurtma. Bir daha onları düşürtme diye dua eder. Bu yapılanlar duasının, tövbesinin kabulü için hani sadaka verdi, salavat-ı şerif okudu, 3 gün oruç tuttu. Bunlar yapacağı duanın veya yapacağı tövbenin kabul olma ihtimalini yükseltir. O olur. Başka türlü olmaz. Bir başka dinleyicimiz de diyor ki... Ha özür dilerim, ona geçmeden önce. Şimdi biz böyle dedik ki yani 3 gün oruç tutar şey yapar falan diye. Bazıları ha tövbe etmek için 3 gün oruç tutmak lazımmış. Osman Hoca böyle söyledi derler. Biz öyle demedik. Böyle bir şartı yok yani. Böyle bir şartı yok. Ama kitaplarda buyuruyor ki böyle yaparsa yaptığı duanın ve yaptığı tövbenin kabul olma ihtimali yüksek olur. Onu naklettik.